Aynen öyle. Bu arabanın vermiş olduğu ses beni uzaktan çindirebilir yani. İnsanlarda bir hastalık kalır ve de stres. Ömrün üzeri ömrün. Selamünaleyküm. Efsane Kamyonlar değerli takipçilerimiz. YouTube kanalımızda 3. video çalışmamızla karşınızdayım. Bugün çok değerli Mehmet abimizle birlikteyiz. Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk. O değerli vaktini bize ayırdığın için çok teşekkür ediyorum Rica sana. Rica ederim. Abi bu aracı takipçilerim de biliyor. Ben daha iyi biliyorum tabii ki de. Şimdi abi güzel hoş bir sohbet ettik. Bir daha sohbet edelim kameranın önünde. Takipçilerimiz de görsün seni, tanısın. Selamlar Öncelikle olsun. Mehmet abicim, nerelisin? Kaç yaşındasın? Bu işi ne kadar süredir yapıyorsun? Kısaca bize bir anlatır mısın abi? Burdur ili Buca ilçesi Kızılkaya kasabasındanım. Aşağı yukarı 44 yaşındayım. 22 yıldır falan bu meslekle uğraşıyorum. Piyasaya çalışıyorum. Genelde Türkiye'nin her iline, ilçesine gidiyorum. Yön yok. Ford bizdeki bir olan bir aşk, hı hı. Sevda. Bu aracı kullandık sıra ömrümüz uzuyor. Mehmet abi peki bu aracın hikayesi nedir? Seninle olan hikayesi nedir peki? Ne zamandan beri kullanıyorsun bu aracı? Bizde yani şöyle bir özet vardır. Biz araçların resimlerini çekip paylaşıyoruz bunca zamandır. Ama bizi ve takipçilerimi en çok dikkatini çeken aracın hikayesi ve şoförün hikayesidir. Ben bu aracı alalı bir yıl oldu. Hı hı. Aşağı yukarı 63 günde sanayide bütün Adenza'ya bütün bakımlarını yaptım. 10 aydır da piyasadayım. Hı hı. Kışını fazla çalışmıyorum. Peki demediler mi Mehmet abi sana? Ya bu Ford'u aldı, alma, yapamazsın, edemezsin demediler mi sana yok, çevrende? Yok hiç diyen olmadı. Deselerdi zaten, hı hı. Dinlemem yani. Anladım. Ben bir lokantaya durunca, bir, hı hı. köyde, köy kahvesinde durunca bir hürmet, bir başka oluyor. Yani insanı 40 yıl geriye atıyor, 20 yıl geriye atıyor. Evet. Yani sürdük süre insan gençleşiyor. Bu araç 1983 model. 1983 model. T1 blok hemen şanzımandır. Bunlar az yakar, çok çeker. Çelik pistondur. Bunlar, Ford'larda en çok tutulan seri mi diyelim? En çok tutulan 83 serisidir. Anladım. Ya şimdi şöyle, ben daha önce yayınlarımda da olsun hep kendimi belirttim. Ben Ford'lara karşı biraz tabii ki de sempatim var. Seviyorum çünkü neden? Araba taksi gibi kullanışı var. Yani rahat. Aynen. Yani bu işin içinde olan insan için bu araba veli nimet. Aynen. Şimdi ben babamın yanında aşağı yukarı 6 yaşından beri babamın yanında burunlu bir BMC kamyonunun içinde büyüdüm. Yani benim de BMC'lere karşı, 140'lık BMC'lere karşı bir sempatiliğim var. Yani nedense birinci sırada BMC, benim görüş açıma göre birinci sırada BMC, ikinci sırada Ford. Evet. Nasip olursa ilerleyen zamanlarda takipçilerime, Mehmet abi sen de izlersen iyi olur. Bir Tame Strader projemiz var. İnşallah. O da olacak. Hiç kullanmadım, hiç sürmedim. İnşallah o da nasip olur. Yani bu aracın kim bilir bu koltuğa kimler oturdu değil mi? Tabii, tabii. Aynen. Kimler ne hayallerle? Aynen. Yola gitti. Bunu 20 yıl önceki sahibinle dün görüştük Gebze'de. Hı hı. O bile seviniyor yani. Ya yani Gebze'de koltuğa. 20 yıl önceki sahibiyle aynen. mi görüştünüz? Vay. Aynen. Nasıl tanıdı aracı? Ömer Özmutlu plakasından. Plakası hiç değişmemiş. Aynen. O iyi. Mehmet abi bu araçla hangi bölgeleri çalışıyorsun? Genelde işte Antalya'dan İzmir, İstanbul, Trakya bölgesi, hı hı. Adana bölgesi, Antep, Adana. Doğu'ya nasip olmadı da Doğu tarafına da çalışırım yani. Genellikle Burdur. Antalya, Antalya, İzmir. Olur genelde, evet. İzmir, İstanbul, İstanbul o civarlara ağırlıklı olarak oraya aynen, çalışıyorum aynen. diyorsun. Ya yani parça yük ne hangi nasıl denk gelirse, nasıl denk gelirse yani çalışıyorum diyorsun. Yüzmeyecek yükten. O önemli diyorsun. Yani, tabii. O zaten baş şeyimiz. Parası iyi. İş eziyetli olmayan, arabayı yormayacak. Mehmet abi şimdi aracın
Sürekli artıları var. Eksisi yok bu aracın. Hep artıları var. Evet, Artılarından bir tanesini daha bahsediyorum. Yani benim görüşüme göre şu. Aracın döşemesinin çok iyi bir renk uyumu var. Yani koltuklar kadife gibi. Kadife, kumaş, deri. Ya evet. bu renk uyumunu sen mi karar verdin yoksa bir başkası mı karar verdi? Bunu döşemecim Durmuş Özcan, ben oğlu İsmail Özcan belirledi. Renklerine ben karışmadım. Desenlerine. Valla Kendileri bildikleri gibi yaptı, sağ olsunlar. Ellerine sağlık. biz de Çok da ellerine sağlık diyelim. güzel döşeme yaptılar yani. Bayağı da emek çektiler yani. Çok güzel Özenle. bir döşeme, gerçekten çok hoş. Yani şöyle göstereyim. Her aralıklarda kristal taşları var. Şöyle belli oluyor Aynen, mu? evet. Şöyle kristal taşları. Gece mesela karşıdan bir araba geldiği zaman, ışıkları şuraya vurduğu zaman güzel bir parlama yapar. Parlama yapıyor, evet, Çok güzel bir yapıyor, parlama aynen. yapar. Yani yapan ustanın eline sağlık. Gerçekten bu Tasarımı arabada güzel, emek verilmiş. aynen. Ya yani Eline beyinler de sağlık. yorulmuş. Sürekli Yani. düşün düşün ne yapabilirim diye. Gerçekten bir Ford kamyona yapılabilecek her şey bu araca yapılmış. Zaten döşemeci de eski araçların döşemecisi yani. Eski usta. Yani şimdi Eski yeni toprak diyoruz eski yani. toprak. Tabii canım, eski usta, eski toprak. Özene bezene, zevk ile yaptı. Parayla bir işim yok dedi zaten yaparken. Bu aracı ben yıllardır yapmıyorum. Ben bu işi zevkle yapacağım. Para bir yana dedi. Biz de karışmadık. Dediği gibi de yaptı yani. Aracımıza ayakkabıyla binmek yok zaten. Peki yolda kalmış. Ben mesela yolda kalan birisini alırım. Mehmet abi şöyle söyleyeyim. Yani kamyonla da gitsem, kendi özel şahsi aracımla da gitsem. Yani yolda biri otostop çekiyorsa, şekli şemali düzgünse tabii ki de. Tabii Hani o bilinir saçı zaten. sakalı karışık Aynen. bir tipse almam. Ama Aynen. böyle efendi sakal tıraşın olmuş. Hani insan kendini belli eder. Öyle bir Mutlaka. tipse ben alıyorum. Sen alıyor musun Mehmet abi yolda? Alırım, alırım. Ben de alırım. Tabii ki de ayakkabısız. Tabii mutlaka yani. Bu Yani önemli, kesinlikle ayakkabısız. ayakkabı. Ayakkabıyla binerse zaten şey yapmam kesinlikle. Affetmem ya da altına bir paspas sererim. Bir şeyler yaparım yani. Temizlik başta. Mehmet abi peki gittiğin yerlerden nakliyeci garajında iş alırken sorun yaşıyor musun? Yok öyle bir herhangi bir sorun yaşamıyorum yani, nakliyeci arkadaşlar da yardımcı oluyor sağ olsun. Kasa ölçüleri de uyduktan sonra bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Anladım. Yani her arabaya göre iş var. Var var Her tabii, işe göre de mutlaka. araba var diyorsun. Aynen. Anladım. Peki Aynen. Mehmet abi trafiktesin. Yani günün birçoğu bu arabanın içinde, bu kabinin içinde geçiyor. Yani evet. Şöyle söyleyeyim. Unutamayacağım bir an var mı bu arabada? Yolda giderken mesela dikkatler Çok aşırı gözler fazla, üzerinde aynen. oluyor. Trafik polisleri dahi Hadi ya. bir saygıda kusur yapmıyor yani. Ne güzel. Fotoğraf çekilen mi ararsın, ne bileyim işte bir gaz bastı bir kulağımızın pasını sildirelim mi diyeni mi ararsın. Ya Artık bunları polisler de sollayan söylüyor diyorsun bazen. söylüyor, aynen. Karşıdan gelen olsun, bizi sollayanlar olsun, illaki bir selam vermeden kesinlikle geçmez. Bunlar tabii ki de seni mutlu eden şeyler. Tabii mutlaka yani, mutlaka. İkimizi, mutlu günlerimizi, el ele gezen bilir kıymetini. Hep ben mi arayıp ben mi özleyeceğim, bir kere de sen ara, sen hatırla. Hep ben mi arayıp ben mi özleyeceğim, bir kere de sen ara, sen hatırla.
aşk nedir diye sormuştun, ya şimdi öğrendim. Aşk acıdır, evet. Aşk özlemdir, evet. Aşk hasrettir, evet. Aşktır bana çektirdiğin, bil istedi. Aşk acıdır, evet. Aşk özlemdir, evet. Aşk hasrettir, evet. Aşktır bana çektirdiğin, bil istedi. Aşk acıdır, evet. Aşk özlemdir, evet. Aşk hasrettir, evet. Aşktır bana çektirdiğin, bil istedi. Aşk acıdır, evet. Aşk özlemdir, evet. Aşk hasrettir, evet. Aşktır bana çektirdiğin, bil istedi.